Gençler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sınıflandırma konusuna başlıyoruz. Biyolojinin aslında en kapsamlı konusu. Tabii ki biz belli başlı noktalara değineceğiz ve MEB'in gösterdiği yerlere vurgu yapacağız. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi herhangi bir yere sınıflandırmanın temel amacı nedir diye yazsanız muhtemelen böyle bir cümle çıkar. İşte bir kütüphanede binlerce kitap var ve biz bu binlerce kitabın nerede olduğunu, hangi konuyla alakalı olduğunu bulabilmek için belli bir dizilim, belli bir numaralandırma işlemi yaparız. Aslında sınıflandırmanın temel mantığında da bu var. Gerçekten canlıları belli özelliklerine göre kategorize ediyor ve o canlıların atalarıyla ya da ondan sonra oluşacak canlılarla ilişki kurmaya çalışıyor. Ve bu sayede sistemli bir bilgi birikimi elde etmiş oluyor. Şimdi baktığınız zaman tabi dünyada 1.2 milyon canlı türü keşfedildiği söyleniyor. Ancak dünyanın oluşum döneminden bugüne kadar bundan çok daha fazla canlı olduğunu biliyoruz. En azından elde ettiğimiz fosil kaynakları bize bunu gösteriyor. Ve sınıflandırmada bir gözümüz de geçmişe bakıyor. Geçmiş değerlendirilerek olası türler ya da olması gereken türler şeklinde yorumlar da yapılıyor. Çünkü kayıp türlerimiz var. Hani hala ulaşamadığımız türler var mantığı. Özellikle paleontoloji ve o tarz bilim dallarında biz bunu çok ön planda tutuyoruz. Ve bakın cümleye kitapların ve canların sınıflandırılması bilgiyi düzenlemenin ve kolay erişilebilir hale getirmenin bir yoldur. Aslında neyi nerede bulmamız gerektiğini de bize söyleyecek sınıflandırma. Şimdi ilk iki soruya bakalım. Canların sınıflandırılarak incelenmesinin sağladığı faydalar nelerdir? Bakın temelde bunlar karşımıza çıkacak. Öncelikle düzen sağlar. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır. Yani bu ne demek? Şimdi siz bir canlı keşfettiniz. İşte çok farklı bir kıtada başka bir canlı keşfedildi başka bir bilim insanı tarafından. Acaba siz aynı canlıyı mı keşfettiniz? Ya da bir canlı ile alakalı konuşacağınız zaman gidip de işte kedi demezsiniz. Çünkü bilimsel literatürde hangi kedi? Felis mi? pantera mı? Yani bunlara baktığınız zaman arkadaşlar bir bilimsel iletişim dili kurmuş oluyorsunuz. Yeni türlerin keşfine olanak sağlayacak. Çünkü ne dedim? Bir geçmişe bakacak. Bir de gelecekte ne tarz şeyler bizi bekliyor onunla ilgili yorum yapacak. Ama buradaki mantığımız şu. Bir silsile var, bir canlı oluşum silsilesi var. Dolayısıyla buradaki formlar ve ara formlarla ilgili yorum yapacak. Tabii biz size çok böyle evrim vesaire anlatmıyoruz ama emin olun arkadaşlar sınıflandırma bilimi evrimden çok beslenir. Canlar arasındaki ilişkileri anlamamıza yardımcı olur. Nesli tükenen canlılar ile günümüzdeki canlılar arasında benzerlik kurulmasını sağlar. Peki bilim insanları keşfettikleri yeni canlı türlerini mevcut keşfedilenler arasında nasıl konumlandırır? Yani siz bir canlı buldunuz şimdi ben bu canlıyı nereye koyacağım? Bunu Neye göre yapıyorsunuz? Aslında soru bu. Elbette morfolojik yani bir dış görünüşüne önce bakarsın. Fakat şunu unutmayın. Asla dış görünüş tek başına sınıflandırmada yeterli değildir. Fizyolojik özelliklerine, biyokimyasal özelliklerine, DNA'sına, RNA'sına, moleküler düzeydeki özelliklerine bakılır organ benzerliklerine, anatomisine bakılır. Ve dolayısıyla böyle bir sonuç ortaya çıkar. Bioinformatik soru işareti yapmışım orada. Bioinformatik aslında bilgisayar bilimini kullanarak, yazılım bilimini kullanarak DNA ile ilgili, protein ile ilgili, mRNA ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalıdır. Çok da karizmatik bir bilim dalıdır. Bir ara incelemenizi tavsiye ederim. Filogenetik. Yani bunun soy ağacına bak, atasına bak, Sahip olduğu özellikler atasında aynı mı, benzer mi yoksa ne kadar değişmiş? Bunlara bak ve bilimsel adlandırma yaparak bunu bilim camiasıyla paylaş şeklinde sınıflandırmanın temel bir kuralı var. Aslında bu sınıflandırmanın kökenine baktığımızda çok fazla sınıflandırma tipi var. Fakat biz şu anda filogenetik sınıflandırma yani doğal sınıflandırmayı kullanıyoruz. Geçmişte birçok bilim insanı sınıflandırma yapmış. Çünkü arkadaşlar insan ihtiyaçları doğrultusunda canlıları tanıma gayreti içerisine girmiş. Burada değinilmemiş ama benim mesela öğrencilerimle sıkça sınıf derslerinde tartıştığım bir konu var. O da işte Aristo ve arkadaşlarının yaptığı sınıflandırma. Çok 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 geçmişte yapılan sınıflandırma. İşte canlar uçanlar, yürüyenler, yüzenler şeklinde sınıflandırmış. Tabii ki hocam bu çok bilimsel olmasa da insanların hiçbir şeyin farkında değilken birinin çıkıp canları sınıflandırmaya çalışması çok büyük bir olay olduğu için kıymetli oluyor. Ama biz şu anda ne kullanıyoruz hocam? Filogenetik sınıflandırmayı kullanıyoruz. Yani şu anda gördüğünüz özellikle işte genetik analiz filogenetik, biyokimya, moleküler biyoloji bu tarz özelliklerini kullanarak canlıların sınıflandırma yapıyoruz. İnsan faydalanma esasına göre canlıları sınıflandırır dedik. Ancak buradan şunu da hatırlamanızı istiyorum. Mesela sadece gözle görülür canlılar değil. Mikroskobik canlıları da sınıflandırıyoruz. Yani burada herhangi bir mikroorganizmanın bize zarar verme ihtimali var mı? varsa hangi özellikleriyle bize zarar veriyor ve biz buna karşı ne geliştirebiliriz kendimizi nasıl koruyabiliriz bunu da yapmış oluyoruz. Bakın burada mikropların doğru tanımlanması hastalıkların teşhis ve tedavisinde oldukça önemlidir tarzında çok güzel bir cümle var. Ve tabii nesli tehlike altında olan canlılara daha yakından takip fırsatı da veriyor bize sınıflandırma bilimi. Şimdi biyolojik sınıflandırma sisteminde aslında bir sistematik, bir de sınıflandırma mantığı var. Sistematik biliminde tanımlama, adlandırma ve sınıflandırma yapılıyor. Biz ise size sınıflandırmayı yani taksonomiyi anlatıyoruz temel esaslarıyla. Ve takson ifadesine bakın. Her bir sınıflandırma kategorisinde yer alan belirli ortak özelliklere sahip canlı grubuna takson denir. Mesela biz soruları çözerken özellikle şöyle bir ifade kullanacağız hocam. Tür cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde. Türden aleme doğru şu şekilde sürekli eliniz alışsın. Yaza yaza gidin. İşte Türkiye Cumhuriyeti A takımı sağda şut attı şeklinde öğretmenlerimiz kısaltabiliyor. Ama bunu yaza yaza zaten alışacaksınız. Canları sınıflandırmak için gerekli olan tüm ilke ve ölçütleri belirleyen bilim dalı neymiş? Taksonomiymiş. Aslında sınıflandırma eşittir taksonomi şeklinde ifade edebilirsiniz. Şimdi şuraya dikkat edelim. Taksonomi bilimi canlıları tanımlama çalışmalarında morfoloji yani canlının dış görünüşüyle ilgilenen bilim dalı, anatomi, histoloji, anatomi canlıların organlarını, histoloji dokularını, biyokimya hücresel düzeydeki tepkimelerini, moleküler biyoloji aslında DNA temelli olan işlemleri mesela protein sentezi gibi, RNA sentezi gibi işlemleri inceleyen bilim dalları ve bunların hepsini arkadaşlar bakın bir şekilde taksonomide kullanıyorsunuz. Çünkü canlıların akrabalık derecelerini anlayabilmeniz için onları genelden özele doğru sınıflandırmanız lazım ve buradaki mantık önce makro yapılara bakıyorsunuz. Sonra mikro yapılara ve hücresel düzeydeki bir takım tepkimelere bakıyorsunuz. Bu şekilde canlıyı sınıflandırıyorsunuz. Ve ne dedik hocam? Şu anda günümüzde kullandığımız modern sınıflandırmanın adı doğal sınıflandırma yani filogenetik sınıflandırma. Lütfen unutmayalım. Bakın az önce de söyledim DNA ve RNA dizilerinin incelenmesi ve karşılaştırılması işte bioinformatik gibi genetik gibi moleküler biyoloji gibi bilimleri kullanarak nokta atış akrabalık ilişkilerini bulmaya çalışıyoruz canlıların. Sınıflandırmada temel kategori türdür. Bakın en alta yazdığım en spesifik kavram türdür. Tür nedir hocam? Ortak atadan gelen ve çiftleştiğinde verimli döl oluşturabilen canlılardır. Buradaki verimli dölden kastım şu. Eğer X ve Y canlısı çiftleşiyorsa ve Z gibi bir canlı oluşuyorsa bu X ve Y canlısının aynı tür olduğunu kanıtlamaz. Gidip de Z canlısı T canlısıyla çiftleşip K gibi bir canlı meydana getiriyorsa işte o zaman X ve Y aynı türdür diyebiliyorsunuz. Neden? Çünkü X ve Y'nin yavrusu verimli döl oluyor. Yani kendisinden sonra neslin devamının gelmesini sağlıyor. O yüzden bu ifadeye de lütfen dikkat edin. İki canlının çiftleşebilmesi onları aynı tür yapmaz. Tamam. Aynı tür olabilmesi için verimli yavrulara sahip olması lazım. Yani x ile y'nin zamanı gelince dede ve nine olması lazım. Canlıları adlandırırken çok güzel bir adlandırma sistemimiz var. Bunu İsveçli doğa bilimci Carl Linne ilk oluşturuyor. Carl ee, Linne bana da çok yakın bir mesafede mezarı bir gün ziyaret edeceğim ve hepiniz adına ona bilime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edeceğim. Peki hocam ikili adlandırma, binominal adlandırma nasıl yapılır? Aslında bakın mesela burada Fritillaria imperialis yani ters lalenin bilimsel adı gösterilmiş. Bakın ilk kelime cinstir. İkinci kelime ise özellik ya da tanımlayıcı kelimedir. İkisine birden tür adı denir. Tamam. Bu ifadede neymiş? İlki cins, ikincisi özellik, ikisine birden tür adı denir. Ve dikkat edin arkadaşlar italik yazılmış. Fritillaria imperialis. İtalik bir şekilde gösterilmiş, ilk kelime büyük harfle başlamış, geriye kalan her şey küçük harf ve ilk kelime cins adı, ikincisi özellik ya da tamamlayıcı kelime olacak. Tamam, peki. Birbirine yakın türlerin bir araya gelerek oluşturduğu kategori cins. Yani cins türün hemen üstünde birbirine yakın bir sürü tür var, bunlar cinsi oluşturuyor. İşte ne dedik? tür, cins, sonra birbirine yakın cinsler aileyi, aileler takımı, takımlar sınıfı, sınıflar, şubeyi, şubelerde alemleri oluşturacak. Şimdi baktığınız zaman hayvanlar alemi. Burada omurgaların üstünü çizmişiz arkadaşlar. Çünkü dün yaptığımız toplantıda öğretmenlerimle beraber aslında omurgalı ifadesinin üniversitedeki hocalarımız tarafından da kabul edilmediğini söyleyeyim. Onlar da çok kızıyor biz böyle söylediğimizde. Şube omurgalı değildir arkadaşlar. Şube kordalıdır. Korda sırt ipliği sinir şeridi demek. Emin olun bunu 4 sene içerisinde çözeceğiniz testlerde çok sık görmeye başlayacaksınız. Şimdiden lütfen buna alışın. Şube omurgalı değildir arkadaşlar. Omurgalılar gruptur. Hayvanlar alemi, kordalılar şubesi, memeliler sınıfı, etçiller takımı, felideye ailesi, panthera yani büyük kediler cinsi, ve bakın bir tane tür. Panthera tigris yani kaplan. Ben bir de burada size ev kedisi felis. Bakın onun cinsi felis. Tanımlayıcı adı katus. Felis katus ev kedisi. Bunu da yine çok sık testlerde göreceksiniz diye yazdım. Şimdi dikkat edin. Burada soru değeri en kıymetli olan yer burası. Alemden türe doğru nasıl bir değişim olur? Yani hayvanlar alemi diyorsun. Ama bir yerde direkt Panthera tigris diye bir tane tür var elinde. O zaman ne yaptın? Bak genelden özele geldin. Dolayısıyla alemden türe doğru birey sayısını azalttın. Çeşitliliği azalttın. Bak dikkat et. Farklı gen sayısını azalttın. Yani aslında bir başka ifadeyle ortak gen sayısını, ortak özellik sayısını, protein benzerliğini, gen benzerliğini, DNA benzerliğini arttırdın. Bak protein benzerliği, gen benzerliği arttığı zaman da akrabalık derecesini arttırmış oldun. O zaman alemden türe doğru gelindikçe protein benzerliği, gen benzerliği, DNA benzerliği artar, akrabalık artar, birey sayısı azalır, çeşitlilik azalır. Anlaştık mı? Bu tarz bir soruyla kesinlikle karşılaşacağının garantisini veriyorum. Herhangi bir teste ya da yazılıda mutlaka öğrenmen gerekiyor. Tamam? Peki. Şimdi çevrenizde gördüğünüz canlıları bireysel olarak listeleyiniz tarzında bir ifade var ve buradaki listelediğiniz canlıları kendinizce kategorize edin, özelliklerini söyleyin, sınıflandırma yapsaydınız neyi kullanırdınız? Onu belirleyin. E bir de bilimsel olarak da gidin inceleyin, bilimsel adını da söyleyin şeklinde bir çalışma. Ben kedi, serçe, çam ve çimi seçtim hocalarımla ve dedim ki en alta bakın canlının bilimsel adı kedi, ev kedisi Felis catus. Serçe, Passer, Montanus. Tabii hocam serçenin birçok türü var ama biz bunu seçmiş olduk. Çam ağacı, Pinus nigra yine çok duyacağınız şey. Lolium perenne bu da çim. Şimdi sizi uyarayım. Bu tarz latince ifadeleri öğrenmek zorunda falan değilsiniz. Sadece şunu bilmek zorundasınız. Bu bir bilimsel isim. İlk kelime cins. ikinci kelime tamamlayıcı ad. İkisi birden tür adı. Tamam. Sizin bunu bilmeniz lazım ve italik yazılıyor. Hocam kediye baktım ben mesela genel kültür tadında hiç öyle bilimsel sınıflandırma falan bilmiyorum. Hareket ettiğini görüyorum. Diğer hayvanlarla beslendiğini görüyorum. Doğuruyor, yavrusunu sütle beslediğini görüyorum. Evcilleştirilebiliyor, vahşi değil. Bakın bunlar benim gözlemim sonucunda. Bir öğrenciyim. Öğrenci olarak gözlem yapıyorum. Bir de kürke sahip olduğunu görüyorum. Sonra diyorum ki sınıflandırma yapsaydım özellikle diğer canlarla kıyaslamak için neyi kullanmak isterdim? Sütü, kürkü. Neden? işte vücudu neyle kaplı? Yavrusunu neyle besliyor? Doğurma olayı mı var? Yumurtlama olayı mı var? Bu tarz şeylerle bilimsel bir yaklaşıma gidebilirdim. Ve bakın kendi gruplama sisteminde elbette ki hayvan ama modern sistemde sınıfı memeliler sınıfı olacak. Serçeye baktım. Klasik bir öğrenci olarak gözlem yapıyorum. İşte uçuyor, yumurtluyor, Gaga yapısına sahip. Bakıyorum dişimişi falan yok. Ve vücut örtüsü tüy. Sonra da diyorum ki bunu ben bilimsel olarak sınıflandırmak istesem önce vücut örtüsü çünkü az önce post vardı, kıl vardı. Burada bu sefer tüy var. Bir de az önceki doğuruyordu, şimdiki yumurtluyor şeklinde bir yaklaşımda bulunabilirdim. Ve sınıfı da bakın kuşlar sınıfı. Yani aslında hani hocam sen kuş diyorsun ama sınıf olarak da kuş kullanılıyor. Çam ağacına bakıyorum, gözlem yapıyorum. İşte yaprakları diken şeklinde, kozalakları var. Hiç çiçek görmüyorum, meyve görmüyorum. E bir de böyle baktığım zaman kışın yapraklarını dökmeyen bir canlı olarak karşıma çıkıyor ağaç, çam ağacı. Ve diyorum ki bu kendi kategorimde ağaçtır. Ama sınıf düzeyindeki yeri bilimsel adına baktığımda Pinopsida çıkıyor karşıma ve canlının bilimsel adı Pinus nigra. Çim Mesela bir başka çok sık gördüğümüz canlı ülkemizde. Yapraklarına bakıyorum şerit şeklinde ve eğer çimi yerinden sökersem hiç öyle diplere kadar gitme ihtimali olan kazık kök yapısı görmüyorum. Çektim, böyle baktım saçak saçak kökler gördüm. Daha böyle yüzeye yayılmış durumda. Ve baktığım zaman hocam bu odunsu bir şey değil, otsu bir şey. Peki ben bilimsel bir sınıflandırma yapmak istesem hangi özelliklerini diğer bitkilerle karşılaştırmak isterim? Yaprak yapısını ya da kök yapısını ya da otsu odunsu özellik var mı yok mu bu tarz bir karşılaştırma yaparım. Kendi gruplama sistemime bunu ot derim ama baktığım zaman bilimdeki sınıfına monokotiledon aslında Türkçesi tek çenekliğe yakın ve bilimsel adına da baktığımda Lolium perenne olduğunu görürüm. Peki. Bu çalışmamızı da yapmış olduk. Şimdi burası çok kıymetli bir yer. Burada her şeyi özetlemek istiyorum size. Hatta şöyle bir temizleyeyim şurayı. Bakın, normal şartlar altında canların sınıflandırılmasında alemden tür seviyesine gelindikçe benzerlik ne oluyordu? Artıyordu. DNA benzerliği, gen benzerliği, protein benzerliği, değil mi? Dolayısıyla bu ifade doğru olduğu için doğru tarafına yönleniyorum. Pinus nigra ve Pinus pinea aynı cins içinde. Bakın ilk kelime cins, değil mi? İlk kelime cins ve ikisi de aynı olduğuna göre evet hocam doğru bir ifade. Doğal sınıflandırma akrabalık derecelerine göre yapılır. Bizim derdimiz o. Canlıları akrabalığına göre sınıflandırmak. Bu da doğrudur ve birinci çıkıştan hakkıyla çıkarsınız. Tamam. Şimdi diğer yorumlara da bakalım. Mesela Pantera Tigris ve Pantera Pardus aynı türeme ait? Hocam bir kere aynı tür olabilmesi için iki kelimenin de aynı olması lazım. Pantera Tigris, Pantera Tigris. Bunlar bir cinsin iki türü. Tamam. Pantera cinsinin iki türü. Pantera Tigris ve Pantera Pardus. Peki hocam, tür birbirleriyle üreyebilen ve doğurgan yavrular meydana getirebilen bireyler grubu muydu? Evet, doğru bir ifade. Şuraya bakalım. Morfolojik karakterler modern sınıflandırmada ayırt edici bir karakter olarak kullanılmaz. Olur mu? Morfolojiyi de kullanıyoruz. Ama cümlemiz şöyle olmalı. Tek başına kullanılamaz. Tamam Tek başına böyle dış görünüşe bakarak bilimsel sınıflandırma yapamazsınız. Ne kaldı? Taksonomi canlıların sadece fiziksel özelliklerine dayalı olarak yapılan bir sınıflandırmadır. Olur mu hocam? O kadar şey söyledin. Anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası, moleküler düzeydeki DNA, RNA özellikleri, protein özellikleri. Ben bunlara bakarak yapıyorum. Sadece dış görünüşüne, fiziksel özelliğe bakarak sınıflandırma yapılır mı? Yapılmaz. O zaman her uçana kuş derdim. Halbuki içlerinde ne var? Yarasa var, yarasa da memeli. Tamam. Bunları ileride hayvanları daha yakından tanıdığımızda size zaten örnek örnek söyleyeceğim. Şimdi bugün sadece mantığı anlamaya çalışacağız. Sınıflandırmada ne yapıyoruz, nasıl sınıflandırma yapıyoruz bunu öğrenmeye çalışacağız. Bir etkinlik var. Aslında tayin anahtarı çok zor bir şeydir arkadaşlar. Bir canlı ile alakalı tayin anahtarı yazdığınız zaman öyle sayfalarca, yüzlerce, binlerce sayfa yazabilirsiniz. Burada basitleştirilmiş bir versiyon kullanılmış. Buralarda şöyle bir şey var. Hani bize resimler verilmiş. Bu resimlerdeki canlılarla alakalı buraya özellikler yazılmış ve bunların hangi canlı olduğunu söylememizi istiyor. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar yazılanları okuduğunuz zaman sonuca ulaşacaksınız. Ya mesela burada şöyle bir şey var. Pinus Anadolu'da geniş bir dağılıma sahip, hızlı büyüyen kozalaklı ağaç grubudur. Yaprakları ikili demetler halinde iğne şeklindedir. Koyu yeşil renkte, sert ve biraz sivridir. Bakıyorum bu tanımı uyan kim var? E hocam Pinus nigra var. E bu çam türü Anadolu'da çok sık gördüğümüz Pinus nigra yani kara çam olarak Türkçeleştirilmiş. Burada son olarak bunu da yapalım ve bitirelim. Domainlere geçmiyoruz. Domainlere haftaya geçeceğiz. Bakın Pinus nigra, Pinus brutia. Allium Cappadocium Liquidambar Orientalis Thermopsis Tursica Fritillaria Imperialis Hocam bu tarz canlılara baktım. Bunlarla ilgili şu anda hiçbir fikrim yok. Ama esas şey neydi? Bilimsel isimlendirme nasıl yapılır ona bakacaksın. Dördüncü maddeden başlıyorum. Tabloda verilen canlardan hangilerinin genetik benzerliği daha fazladır? Yani cinse kadar inmiş A ile B. Sonra bir cinsin iki türü olmuş. Ne dedim ben size? alemden türe doğru geldiğinde akrabalık derecesi artar. E ben şurada cinse kadar gelebilmişim. Bir zahmet Pinus nigra ve Pinus brutia'nın akrabalık derecesi yüksek olsun. Üçüncü madde doğal sınıflandırmaya göre tabloda kaç adet cins bulunur? İlk kelimelere bakacağım. Pinus, alyum, likuidambar, termopsis, frilsilaria. Baktım hocam 5 tane var. Doğal sınıflandırmaya göre peki kaç adet tür var? Hocam bunların hepsi farklı tür. Cinsi farklı olanın türü aynı olabilir mi? İlk kelimelere bakıyorsun. İlk kelimeler farklıysa zaten cinsler farklıdır hocam. Cinsi farklı olan aynı tür olamaz. 6 tane. Şimdi birinci soruyu öyle lise bilgisiyle sadece bakarak anlayamazsınız. Ancak şöyle olsaydı soru çok daha güzel olurdu. Yukarıda verilen canlardan hangilerinin aynı takımda olduğu kesindir. Sadece buraya bakarak mesela A ile B'nin aynı takımda olduğuna kesinlikle ikna olabilirdiniz. Neden? Çünkü size öğreteceğim en önemli ve bu dersin son güzel şeyi. Şimdi türden aleme doğru gidildikçe tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde yazıyorsunuz ya. Eğer iki canlının cinsi aynıysa üstündeki bütün basamaklarda beraberdirler. Fakat sonrasını bilemezsiniz. Olabilir de olmayabilir de. O zaman burada birinci soruya baktığımızda hangilerin aynı takımda olduğu kesindir diye sorduklarında ben bakıyorum şu iki canlının cinsi aynıysa ailesi de takımı da sınıfı da şubesi de alemi de aynıdır diyebilirsiniz. Bir örneklendir hocam bir tane daha bize örnek ver. Mesela iki tane canlı var A ve B canlısı ikisinin takımı aynı sizce aile cins türde mi kesin beraberler yoksa daha genel olan sınıf şube alemde mi tabii ki daha genel olan yerde beraberler çünkü hocam sen takıma kadar inmişsin genelden özele kadar şimdi takımdan sonrasını bilmiyorum hocam ayrılabilir devam da edebilir ama üst tarafta beraber oldukları yani genel bölgede beraber oldukları kesindir buna dikkat edeceksiniz işte bence en önemli ikinci soru tipi buydu. Çünkü alemden türe doğru gidildikçe ne artar ne azalır bunu bilmeniz. Ve burada nasıl yorum yapmanız gerektiği önemli arkadaşlar. Şimdi baktığınızda ben tabii hocalarımla beraber hem Kubilay hocamla hem de Tuncay hocamla ne yaptık? İşte onların takımlarını da gösterdik. İşte Pinales, Pinales, Asparagales, Liliales, Fabales, Saxifragales. Bunlar bunun takımları yani her bir canının ait olduğu takımlar gördüğünüz gibi takımları farklı. Zaten cevap yine AB olacaktı ama tekrar söyleyeyim bir öğrencinin bunu bilme zorunluluğu asla yok lisede. Sadece şöyle bir ifade kullanması lazımdı. Hangisinin aynı takımda olduğu kesindir demesi lazımdı ve sonuç itibariyle siz cinse aynı olanın zaten ailesi, takımı, sınıfı, şubesi, alemi aynıdır deyip soruyu çözecektiniz. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta domain mantığı bakteri ve arkeleri işleriz. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin. Müzik